Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi YAYÇEP kapsamında hazırladığımız toprak ve su muhafazası başlığı altında ele aldığımız konulardan biri olan arazi toplulaştırma konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Bu konuda bizleri aydınlatmak üzere stüdyomuzda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Cahit Karakaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Karakaş. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın başında, açılışında da söylediğimiz gibi çok önemli bir konu arazi toplulaştırma. Peki öncelikle arazi toplulaştırma nedir? Arazi toplulaştırma, tarımsal üretimi artırmak amacıyla çiftçilerimize ait olan küçük, dağınık, şekilleri tarımsal üretime elverişsiz arazilerin modern tarım işletmecilik esaslarına göre ve sulama hizmetlerine uygun bir şekilde birleştirilerek şekillerinin yeniden düzenlenmesi işlemidir. Tabi burada sadece arazi toplulaştırma, arazilerin birleştirilmesi değil, aynı zamanda köylerin gelişim alanlarının yeniden düzenlenmesi, tarımsal altyapının düzenlenmesi, iyileştirilmesi, erozyon çalışmaları gibi geniş alanları kapsayan entegre projelerdir. Bu projelerdeki projeden istifade eden çiftçilerimizin hepsinin eşit hizmet aldığı için sosyal bir boyutu da ayrıca vardır. Tüm bu faydalarından az sonra bahsedeceğiz izleyicilerimize. Peki neden toplulaştırma yapmalıyız dersek ne söylersiniz? Ülkemizdeki tarım arazileri, çiftçilerimizin geçim kaynağı olan tarım arazileri Evet. maalesef çok küçük ölçekte, dağınık ve parçalı bir şekildedir. Bu parçalılık işletmelerimizi küçük boyutlara düşürmüştür ve geçimlik işletme seviyesine indirmiştir. Arazi toplulaştırma projeleriyle biz bu işletmeleri daha büyütme için uygulamaktayız. Bugün diğer Avrupa ülkelerinde bu toplulaştırma projeleri ülke genelinde yapılmış olup 68 olan işletme başına büyüklük bugün 165 dekalara çıkartmıştırlar. Bizde ise tersi bir durum olarak 1950-60'lı yıllarda 100 dekar olan işletme büyüklüğümüz bugün 60 dekaların altına düşmüştür maalesef. Daha çarpıcı olarak da bir çiftçinin ülke genelinde ortalama 5 parça arazisi vardır. Bunu dışarı ülkelere baktığımızda maalesef bir parçanın üzerinde olan arazi yoktur. Bu açıdan da bakarsak arazi toplulaştırma ne kadar aciliyetli bir konu olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Avrupa ülkelerinden bahsettiniz. Peki ülkemizde arazi toplulaştırma tam olarak hangi yıllarda başladı Sayın Karakaş? Arazi toplulaştırma 1960'lı yıllarda çalışmalara başlamıştır. Fakat bu konuda fazla bir mesafe alamamışız. Son 10 yıldır bir gelişme oldu bu konuda ve yaklaşık 23,5 milyon hektarlık tarım arazimizin bugün 500 milyon hektar 500 bin hektarlık kısmını toplulaştırdık. Daha 23 milyon hektarlık arazimiz toplulaştırmayı beklenmektedir. Yani daha yapacağımız çok şey var ama son 10 yılda bir gelişme sağlandı diyorsunuz. Evet. Umuyoruz ki bu programlarla yine çiftçimizi, üreticimizi bilgilendirerek bu konuda da bir adım atmış olacağız ve gelişmeye de devam edeceğiz. Peki Sayın Karakaş, arazi toplulaştırmayı ülkemizde hangi kurumlar yürütüyor? Arazi toplulaştırma Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bölge müdürlüğü tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili ilan edilen uygulama alanlarında 3083 sayılı yasaya dayanarak yürütülmektedir. Uygulama alanları, tarım reformu uygulama alanı dışında kalan kısımlarda ise il özel idareleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca büyük sulama projelerinin olduğu alanlarda DSİ Genel Müdürlüğü için böyle bir yasa hazırlığı vardır. Hatta yasa çıkmıştır fakat henüz bir proje yapılmamıştır. Şimdi en can alıcı soruya geldim Sayın Karakaş. Çiftçilerimiz için arazi toplulaştırmanın faydaları nelerdir? Bu sorumuzu biraz daha detaylı anlatırsanız çok memnun olacağız. Tabii ki. Sayısız faydaları vardır da bunların en önemlilerine değinmek istersem bir dağınık arazilerin toplanmasından dolayı, birleştirilmesinden dolayı tarla sınırları yok olacağından bu tarla sınırları tarımsal üretime katılmakta ve tarımsal üretimdeki arazi miktarı daha çok artmaktadır. Sulama hizmetleri bu tarlalara daha kolay bir şekilde gitmektedir. Çünkü parseller daha düzgün şekiller halinde olduğu için tarlasından takip etmek zorunda kalmayacaktır. Ayrıca her parsel yol ve kanala irtibatlı olacağı için
hem çiftçimizin arazisi değerlenmiş olacak, hem de tarımsal üretime artmış olacak. Ayrıca şekiller daha düzgün olduğu için toplaşma sonunda tarla sınırlarına yaklaşmadan dolayı meydana gelen ürün kayıpları azalacak. Bunun dışında sanıyorum yatırım giderlerinden de tasarruf sağlayacak değil mi? Tabii ki, yani makinalı tarım uyguladığı için çiftçimiz tohum, gübre, ilacı daha kolay verebilecek ve arazi birleştirildiği için çiftçimiz tek mesaisini bir arazi üzerinde yapacak. Diğer arazilerle gitme aşamasındaki yolda kaybettiği zamanı, akaryakıtı, işçiliği kendisine kalmış olacak. Tek arazi üzerinde rahat bir şekilde ve sınırlar belirgin olduğu için çiftçiler arasındaki huzursuzluk kalkmış bir şekilde daha rahat bir şekilde çalışacak. Bu anlamda sosyal bir boyutu da var aslında arazi toplulaştırmanın. Evet. Çiftçiler arasındaki huzursuzlukları da giderecek. Evet. Öyle değil mi? Köy sınırları da toplulaşma projeleri için belirlendiği için, evet, diğer köyler arasındaki huzursuzluklarda, köyler arasındaki huzursuzluklarda bu konuda uygulamalarda biz karşılaşıyoruz. Bunlar da kalkmaktadır toplulaşma projesi neticesinde. Peki bu projelerden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz nereye başvuracak Sayın Karakaş? Bu projenin yararlanmak isteyen çiftçilerimiz Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bölge müdürlüklerine başvurabilirler, yazılı olarak başvurabilirler. Tabii muhtarlıkları aracılığıyla uygulama bölgeleri dışındaki kısımlarda tarım reformunun il özel idarelerine başvurabilirler. Tabii onlar da yazılı olarak başvurulabilirler. Bu yazılı başvurulmanın son neticesinde biz uzmanlarımız giderek arazide yaptıkları inceleme neticesinde kendilerine toplulaştırma yapılıp yapılabileceği, teknik ve ekonomik açıdan yapılıp yapılamayacağını yazılı olarak bildirmektedir. Hemen izleyicilerimize de bu arada hatırlatalım. Biz bu konuyla ilgili başvurabileceğiniz telefon ve adresi de programımızın sonunda sizlere hatırlatacağız. Peki Sayın Karakaş, arazi toplulaştırma projeleri nerede yürütülmekte ve uygulanmakta? Yine Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde mi? Arazi toplulaştırma projeleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün uygulama alanlarında, evet, 3083 sayılı yasanın dayanılarak Bakanlar Kurulu'na ilan ettiği uygulama alanlarında yürütmektedir. Tabii bunun dışında kalan alanlarda da il özel idareleri tarafından yürütülmektedir. Büyük sulama projenin olduğu alanlarda DSİ Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmaları vardır. Yasası çıkmıştır fakat henüz çalışmalara başlamamıştır. Arazi toplulaştırma projesi hangi aşamalardan oluşmaktadır? Bu aşamaları da çiftçilerimize detaylı bir şekilde anlatabilirsek. Tabii ki arazi toplulaşma projesi 3 aşamadan oluşmaktadır. Birincisi planlama aşaması, daha sonra inşa, daha sonra tescil aşamasıdır. Bunları özetlersem tabii, kısaca planlama aşamasında biz araziye, toplulaşma isteği olan alandaki araziye uzman bir heyetimiz tarafından gönderilerek arazinin teknik, ekonomik ve sosyal verileri çıkarılarak bir rapor halinde üst kademelere sunmaktadır. Ve burada yapılan değerlendirmede ve arazideki çiftçilerimizin 1/3'ünün isteği ve arazi sahiplerinin yarıdan bir fazlasının onayıyla arazi toplulaşması kararı kesinleştirilir. Evet. Kesinleştirilen bu karar resmi gazete ilan edilir ve bölge çiftçisinin tamamına ilan yoluyla duyurulur. Bu aşamada çiftçimize ait tapu kütükleri tapu dairesinden alınarak bilgisayar ortamında aktarılır ve arazinin üzerinde çiftçimizin ekonomik değeri olan sabit tesis dediğimiz ev, ahır, kuyu gibi tesisler bir hafta üzerine işaretlenerek bunlar toplulaşma öncesinde çiftçimizin varlıkları kesinleştirilir. Peki arazi derecelendirme çalışmaları da var aynı zamanda. Dilerseniz hemen o konuya da değinelim. Arazi derecelendirme çalışmalarından da bahsedelim. Tabii ki. Arazi derecelendirme çalışmaları çiftçilerimizin arazilerinin yer değiştirirken kullandığımız bir kas sayı var. Bu kas sayıyı belirlerken, evet, tabii bu toplulaşmanın en önemli aşamasıdır. Hı hı. Arazi değişmesi. Çok hassas davranmak lazımdır. Konusunda uzman ziraat mühendisleri ve yöreyi iyi tanıyan çiftçilerimizin temsilcileri beraber arazi üzerinde yaptıkları araştırma neticesinde toprağın yapısı, topografyası gibi ve şehir merkezine olan, köy merkezine olan uzaklığı gibi kriterlere göre bir puan vermekte.
Bu puan arazilerin birbirine dönüşüm kat sayısını bize vermekte. Bunlar tabii paftolara işlenerek çiftçilerimize de ilan yoluyla gösterilmektedir. Burada önemli olan çiftçimizin hakkının yenmemesi, yani çiftçimizin eski arazisini yeni yerine taşırken eşdeğer miktarda bir arazi vermemizdir. Burada tabii toplulaşma projesinin en büyük endişesi çiftçimizin budur. Yani acaba kötü yere mi düşerim gibi bir endişesi vardır. Oysa ki bu yaptığımız çalışma çok hassastır ve uzman arkadaşlar gitmektedir. Gerçekten eşdeğer arazi almaktadır ve toplulaşma projesinin sonunda çiftçilerimiz görecektir ki gerçekten adaletli bir sağlanmış olacaktır. Yani bu konuda çiftçilerimizin endişelenmelerine gerek yok. Yoktur. Bu konuyu özellikle bu konunun altını çizelim. Evet. Çünkü en çok tedirgin oldukları konu bu diyorsunuz. Evet. Derecelendirme çalışmaları en önemli aşaması dedik. Peki bu aşamadan sonra hangi aşamaya geçiliyor? Derecelendirme çalışmaları biten projelerde blokların hazırlanması aşamasına geçilir. Bu bloklar ileride yolların geçeceği güzergahları belirleyen, pafta üzerine çizilen yollardır. Bu yolların oluşturduğu ada ya da bloklar belirlenir. Peki çiftçinin yeni parselini neye göre belirliyorsunuz? Bu konuda çiftçimizi aydınlatmamız gerekir çünkü. Çiftçinin yeni parselini belirlerken biz çiftçilerle tek tek kendileriyle görüşüyoruz ve onların hangi adada, hangi blokta yeni yerinin istediğini kendilerine soruyoruz. Mülakat dediğimiz aşamada. Ve bu çiftçilerimiz tabii burada tercihlerini verirken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Burada onu söylemek istiyorum. İlk önce sabit tesisinin olduğu parseli istemesi ya da en büyük parselinin olduğu yere diğer parsellerin getirilmesini tercih etmesi bizim açımızdan ve kendi menfaatleri açısından daha uygun olmakta. Yani çiftçilerimizin isteğine göre biz parselleri onlara düzgün bir şekilde veriyoruz. Peki Sayın Karakaş, örneğin aynı köyde yaşayan iki kardeş parçalı arazilerini birleştirebilir mi? Tabii mümkündür. İki kardeş bu mülakatlarda tercihlerini bu yönde verirlerse mümkündür. Yani tersi durum da olabilir. İki kardeş aynı parselde hisseli ise müstakil de isteyebilir. Yani bunları ayırmak da isteyebilir. O da mümkündür. Mümkün, yani bu böyle bir kardeş şey de olabilir, eş de olabilir. Yani herkes mümkündür. Mümkün. Planlaması yapılan toplulaştırma projesinde arazi üzerine ne tür inşaatlar yapılmaktadır? Bu mülakatlar bittikten sonra parselasyon aşamasına geçilip onlar pafta üzerine bitirildikten sonra çiftçilerimize biz soruyoruz uygun olup olmadıklarını ve itirazlar yoksa inşa aşamasına geçiyoruz. İnşa aşamasında yollar, kanallar, sulama kanalları, eski tarla sınırlarının kaldırılması gibi çalışmalar yapmaktayız. Yani bu yollardan tarlalara geçiş yapıları, işte menfezler, köprüler, tarla geçiş yapıları gibi inşaat çalışmalarına yapmaktayız. Peki bu inşaat çalışmaları yapılırken çiftçimizin geçim kaynağı olan araziyi kullanabiliyor mu çiftçimiz? Tabii ki biz bu inşaat çalışmaları yaparken çiftçimize mümkün olduğu kadar geçim kaynağı olan arazilerinde ayırmamak için onların ekim yapmadığı zamanlarda planlama yaparak o aşamalarda inşaatları yapmaktayız. Ve tarla boşken biz inşa aşamasını 2 yıl içinde bitirmekteyiz. Peki Sayın Karakaş, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz çiftçilerimize. Umuyoruz ki sizin anlattığınız bu bilgiler ışığında arazi toplulaştırma konusu da artık ülkemizde halledilmiş bir sorun haline gelecek. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi YAYÇEP kapsamında hazırladığımız programda beraber olduk. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz 0312 alan koduyla 317 41 22 numaralı telefonlardan ya da Fatih Caddesi numara 6 Keçiören Ankara adresine başvurarak bilgi alabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.